Evet bu akşam saat 19'da Rapid Wien Trabzonspor mücadelesi oynanacak. Umarız temsilcimiz bu mücadeleyi kazanıp bir üst tura artık atlar diye düşünüyoruz. Neler bekliyorsun Rapid Wien karşısında Trabzonspor'dan? Çok zor bir maç. Evet. Trabzonspor işi çok zora soktu açık konuşalım. Yani evinde 1-0 yenilmek burada niye zor maç ortam nedeniyle zor maç? Yoksa Trabzonspor'un kadrosu Rapid Wien'i burada da yener. Orada da yener, turu da geçer, bir sonraki turu da kazanabilecek potansiyelde bir kadro. Ama e, burada biraz Abdullah Avcı ile problemler, evet. camia belli bölümü. E, takımın uyum kuramaması, e, bunlar hep problemdir. Yoksa Rapid Wien, Trabzonspor'dan öyle güçlü falan bir kadro değil. İlk maçta zaten takip ettik. Ama Trabzon bekleneni, isteneni de verdiğini söyleyemeyiz. Bunlar Trabzonspor için handikap. Hı hı. Bence bugün e, Abdullah Avcı e, ya tamam ya devam maçına çıkacak. Şu o anlamda görev biliyorsun. bak görevden ayrılır alınır hı. anlamında demiyorum. Taraftarla arasını e, toparlama, camiaya gelecek adına umut verme maçına çıkacak. Hı hı. Şimdi bir kere artık turun favorisi Rapid Vienna. Evet. Ama Trabzonspor'un kadrosu favori. Hı hı. Bugün Trabzonspor Hücum oynayıp, bangır bangır oynayıp, Lille maçındaki Fenerbahçe gibi sahaya bir enerji koyarsa, direnç koyarsa camia tekrar kenetlenir. Hı hı. Ama biraz düşük potansiyelli oyunu uyutarak, böyle sürekli nefes aldırarak bir maç geçirirse... Yine eleştirilir. E, eleştirilir. Çünkü Trabzonspor gelecek adına çok umut vermiyor. Hı hı. Tamam takım savunması önemli, evet hep konuşuyoruz ama... E bazen de futbol oynamak lazım, bazen de hücum yapmak lazım. Sürekli geçiş hücumuyla süreç devam edemez. Trabzonspor bu değil. O yüzden ben tamam mı devam mı maçı diyorum. Hı hı. Sahada bize vereceği bence Abdullah Avcı'nın da e, ki muhtemelen böyle oynayacaktır. Çünkü kaybedecek bir şey yok artık. Puan savaşı yok. O yüzden ben bu noktaya dikkat çekmek istedim. Peki muhtemel 11'imiz var bugünkü maçla ilgili Trabzonspor'da. E, Bugün oynanacak mücadelede kimler bekleniyor? Ekrana rica edelim muhtemel 11 üzerinden gidelim. Ee, Uğurcan Kale'de bekleniyor ki son haftalarında Yıldız ismi kendisi. <laughs> ee, Borisic, Densville, Mendy ve Malheiro dörtlüsü defansta. Ozan, Lunch, ikilisi orta sahada ileride Cihan. Solda Trezege, sağda Vişça, ileri uçta da Draguş bekleniyor. Dediğim gibi Uğurcan çok iyi bir performans evet. sergiliyor. Şimdi e, Savic'in için bir sakatlığı söz konusu. Bu mücadelede oynayamayacak değerli izleyenler. E, ama tabii şu anlamda iyi. Bay geçecek bu hafta Trabzonspor. Ligin bir sonraki Hı. haftasında muhtemelen olacak. Ne dersin? Problem Savic yok. Yani e, Lensville, evet. Mendy ikilisi Hı -hı. çok net stoperler değil. E, mendi olmadığında orta sahada da problem yaşanabiliyor bence. Burada Savic savunmayı da toplayan, bekleri de idare eden bir yapıda, orta sahaya o güveni veren bir yapıda bence problem bu. Onun dışındaki bu takım e, deplasmanda kazanabilir. Hı hı. Turu getirebilir. Maç tamamen ortada öyle bitmiş, evinde kaybettiğinde bitmiş bir şey yok. 1-0'da İş uzatmaya gider bir farkta. O yüzden e, ben Trabzonspor'un biraz daha baskın oynamasını, biraz daha hücum oynaması halinde bu maçı kazanıp turu da geçeceğini düşünüyorum. Trezege diye bir yıldızım var. Evet. Nesce var. Draguş'u çok beğeniyorum. Net forvetin olmaz ama sürekli oynar, sürekli <laughs> kenarlara gezgin bir forvet. E, Cihan genç bir yetenek Abdullah Avcı'nın üstünde durduğu bir isim. Bu takım turu geçer. Hı hı. Ama yeter ki iddialı oynasın. Okay ihtimali de e, söz konusu tabii. Evet. Ozan ve Okay arasında bir tercih yapacak. Doğru. Az önce Yunus Emre Skype bağlantımızdaydı. Evet. O da daha farklı bir kadroda gelebilir dedi aslında. Şimdi aslında, aslında Yunus biraz aynı muhtemelen fikirdeyiz. Yani Abdullah Avcı'nın bir şey yapması lazım. Evet. İşi değiştirmesi lazım. Bu araba sürekli 80'le gitmez. Hı, hı. Otobanda 120 limiti var. 120'ye de çıkabilirsin. 110'a da düşebilirsin. Ama sürekli 80'le gidemez. Trabzonspor'da farklılık beklediği nokta da o. Bu e, belki farklı taktik olur, belki maç içinde aynı oyuncu grubu olur ama farklı bir planlamayla gidip baskın oyun oynarsın. E, biraz da Trabzonspor bunu bekliyor artık.